Doktor Erkin Ekrem'in şu Xitay yani bu meselede mi bu kıtım mı yani her daimki hiligerlik etülkülük Müslümanların ki mesela ki onu aldıkan şekilde bayanat ilan kıldı ve işki devletlik meselesinden hal oldu o bu diyendik. Bu kıtım ki uruşka hem Xitay'nın hem Rusya'nın bildirgen pozisyasiye kanda karayız. Bu her iki devlet garpler bir meselesi bu başka. Garplarının ki kıranlarını hemen de tenkıtlık ya. Hoş. Unutma bu İsrail hükümetine kollagan garpini tenkıtlış. Bunlar için bu fırsat oldu. Bu bir. İkincisi, Kıtay'daki ve Rusya'daki devletler bu garplıklar karşı, Amerika karşı yüzünün ki bu şu şiirik devletleri değil ya ki hemkarlık kılgan devletlerini güçlendiriş yani ittifakını güçlendiriş kabul. Çünkü Harp'e karşı bizimki küçük yetmeydi. Şununla birlikte bir güç kuruş. Şununla Kıtay hazır bu burunki tabir bile 3. Dünya devletleri bugün Yenşehir, Cenub devletlerle münasebetlerini zıçlaştırıp Harp'e karşı çıkarttı. Bunların içi de Müslüman devletlerine yani Müslüman devletlerini yeni bir ip durup bu halkarada Birleşken Devletler Teşkilatı'nda Garplıklarla bir küreş kılıç. Misal da değil, Birleşken Devletler Teşkilatı'nda karar alan çağda Kıtay'ınki sağını köp, Kıtay'ını kollaylayan devletlerinin sağını köp o başka üzününki faydasına bir karar çıkardı bu. Ya ki üzününki faydasına bulmadan bir karar bolsa onu red kılar. Degendek. Bu devletlerin sahne muyum? Misalga aldım günü de mi Birleşken Devletler Teşkilatı da mı Uygur meselesi hakkında talaş tartışma oldu. Misalga İngiliz başçılığında 51 devlet, 52 devlet Uygur meselesine tılgayı Kıtay'ın ki kılgan zulümünü tenkıt kılıp bir karar çıkarıyla digende Pakistan başçılığında Kıtay'ın kollayan 70 neci devlet onun mümkün oturup çıktı. Yani san cidden bir üstünlük kazınıvadı da. Çünkü Kıtay hükümetinin ki daim söz edilen bir sözü var belki dikkat kullansın. Bu halkara meselelerini hem de Birleşken Devletler Teşkilatı'nda hal kılaylıdır. Çünkü Birleşken Devletler Teşkilatı'nda bazı tersi küçü var. Bazı organlarda özünün adamları var ve ya ki özünün Kıtay'ın kullandığı adamları var. Hem de Rusya hazır bu Ukrayna vuruşu bile hem siyasette, halkara siyasette, diplomasi cepte, iktisat cepte pek ziyan tattı. Ona Kıtay'daki bir devlete yakınlaşıp ve bununla bir yakın ve Kıtay'ın yerinde yani yine de yer ip durup, orada ip durup Harp'e karşı çıkış hazırlığı Moskova'nın ki siyasetteki uygun. Hem de bu Filistin meselesi ben dedim bunlar için bir fırsat buldu. Buna hazır Kıtay ötken 6. ayda şu Filistin hükümetinin reisi Mahmut Abbas Kıtay'a bağlanacak da Xi Jinping bu 4 maddelik Filistin meselesini hal kılış. Üçün 4 maddelik bir teklifini beğen. Bu da ama 3 maddelikini verdi. Yani bu Filistin hazırlıklı uruşacağını o tutuş. Bu nima da cengde manda hukum var. Elbette ok itişini tok tutuş başka, ceng tok tutuş başka. Ben dedim. Mesela Kore uruşunda Amerika ile Şimali Kore yalnızla ok itişini toplattı. Cengini toplatmadı. Şununla düşmanlık tek devam kılıyor. Yani. Kıtay deydi, şu ok itişine tok tutuş deydi. Bunu toktatkan için canlı toktatış lazım. Bunun için iki devlet modelini icra kılış lazım dedi. Bunun için Filistinlerge yardım kılış lazım dedi. O üç maddeyi karaydıgan bulsak yani hata yerini tepiş bekleyin. Hoş, hoş. Ama bu Amerika'nın kıganları ve hazırda İngiliz başministre diyen yapılarla silinç tutanda Kıtay ve Rusya'nın digine Naite isil yapıldı. Yani Kıtay, Rusya bu halkara münasebetlerde ahlak diyen neyse olmaydı ama ahlak seviyesi ki kilveliş.
Yani nurgun insanların könlünü iliş ve üzgüye bağlaş. Ve bu Nicat efendime dedi, yumuşak güç. Aşını oynap, nurgun yıldan beri fayda elip kirvadı. Ama İsrail'deki Filistinliler mi biliyordu, Müslüman devletler mi biliyordu, Hıtay'ın şu Filistin bile İsrail'in arasındaki bu cenk ciddellerini Hıtay rastın olsaydı halkıganını köymedi. Her iki devletin adamlarını çağırıp sizler uğruşmanla, sokuşmanla dep, aşık yapını dep durup halkarada kıra memnun işe arlaşıp atımendi. Ama ciddi bir arlaşış dedi köymeye vardığımız ama neticede Kıtay nimdigen toğuk yapmadı, bu Kıtay digen bu ki şu isim, adamlar isim devletke digiz vardı dedi. Ya tabii Kıtay bunu yalnızla Filistin meselesi demez. Nurgun meselelerdi mi? Muşundak işlerini kılıp kil vardı dedi. Hoş. Şununla bu Kıtay'ın kollaydığın nurgun devletler mi var? Kıtay'ın ki bazarı bir menfet, o menfetin de kegen var. Kıtay'ın ki garipke karşı çıkarışışının üzü o mu bir neyimi değil mi? De, könlüne iliş bir uslu bende. Çünkü nurgun devletler gariplikladan toyap getken. Ondan da Kıtay gariplikliğe karşı bir tenkıtlarını ilip bağında bu devletler Kıtay'a yakınlaşır. Yani hıl hıl sebepten Kıtay nurgun devletlerine yeni bir ilu adı döndü. Hem de özüne ABD diken üçüncü dünya devletleri ya ki bu Yeşar, Cenab devletlerinin ki reisi de kürü adı da, gariplerinin ki reisi de küreş kılı adı da diken bir simbolunu mu yardış katırış oldu. Şununla bu bunda bir fırsatta bunda bir vakada Kıtay bunu fırsatke aylandı. Ebe ben diken de Hindistan bu oturuşak ve Avrupa bu ekonomik koridoru aslında Kıtay'ın ki yeni İpek yolu bu stratejisi ki karşı alternatif bir koridordu. Bu kurulsa Kıtay'ın ki yeni İpek yolu stratejisinin toluk emirleşisi hatta yerim emirleşisi ama naitek ziyan verildi. Hem de bu İsrail ile otur şarttı ki Müslümanlar tinçlığını kuramısa, emkarlığını kuramısa o vakti de bu hazır digen bu proje iktisadi koruydu, emelleşmeydendi. Emelleşmeyden ki Kıtay'ın ki yeni İpek yolu stratejisi devam buldu. Bunun da başka hem de bu gariplıkların namı Ebemen diken de inavatı namı uzulgan sırı Kıtay onundan ki kalkıranın ki bir adaletini kovduğun, hakkını kovduğun devletleri onundan ki Amerika'ya karşı yıkımı bir güç kazanan oldu. Ebeka kıtılgan devletler bile hazır ki çıraylık yet sözler bile yani gariplıkları bizim işitlerleydiğen halkın kilerle. Şununla bu Kıtay bazen dörtlük kılıdı. Bazı siyasetlerimi hata ama Kıtay'ın ki siyasi enlerini, Kıtay'ın ki felsefe enlerini bilgenle Kıtay'ın ki bunda vaziyette kandak oyun oynayışını bilmeydi diye bulmayı. Doğru diyorsun.